Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Güneş. Öncelikle Teknik Müdür kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber petek bağlantı şekillerini inceleyeceğiz. Doğru bağlantı yapıldığında ısma verimi %20'ye kadar fark eder. Her bağlantı şeklinin avantajları ve dezavantajları bulunmakta. Bunları hep beraber petek üzerinde. Öncelikle size peteğin yapısından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Peteğimizde 4 nokta bulunmakta. Giriş ve çıkış için kullandığımız sol üst, sol alt, burada sağ tarafta üstte ve sağ tarafta altta bulunmakta arkadaşlar. Hava pürjörümüzü en üst noktaya takmamız lazım. Giriş çıkışa göre boş olan kısma yukarıya takmamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle peteğimizin su dolaşımı nasıl oluyor arkadaşlar onu göstereyim. Mesela buradan üstten girdiği zaman suyumuz, şurada gördüğünüz gibi kanalımız var, ana hattımız. Ana hattımızdan kılcal damarlarla alta gelip altta toplanıyor. Sağdan veyahut da soldan gidiyor arkadaşlar. Bu bağlantımızdan bahsetmek istiyorum. Bu bağlantımız üstten giriş ve alttan çıkış arkadaşlar. Bu bağlantının avantajı nedir? Avantajı sadece düzgün bir görüntü. Kısa peteklerde yani 1 metre alttaki peteklerde uygun olabilir. Ama daha uzadığı zaman ne olacak? Bu kanaldan gelen suyumuz buradan daha kesilmeden dönüp gidecek ve peteğimizin bir kısmı sıcak olacak. Yarısından sonrası da ılık olacak ve büyük peteklerde verim olarak %20, %15 gibi kaybımız olur. Bunu çok tavsiye edilmiyor, tavsiye etmiyoruz. Şimdi evet arkadaşlar bir diğer bağlantı şeklimizde çapraz bağlantı, bir diğer ismi diagonal bağlantı. Bu en verimli bağlantı şeklidir arkadaşlar. Nedenine gelince üstten sıcak suyumuzu verdiğimiz zaman buradaki ana kanaldan su devam ediyor ve kılcal damarlardan aşağıdaki ana kanalda toplanıp alttaki tersten giden vanayla da kombimize geri göndermiş oluruz suyu. Dediğim gibi bu bağlantı şekli en verimli sistemdir. Sıcak su peteğin üst kısmından girer, çaprazdan geçerek alt köşeden çıkar. Bu sayede su tüm yüzeye dağılmış olur. %100'e yakın ısı dağılımı meydana gelir. Petek eşit şekilde ısınır. Uzun peteklerde özellikle çok etkilidir arkadaşlar. Dezavantajı sadece bir görsel olarak çift tarafta vana bulunuyor. O var. Bir diğer bağlantı şekli de bazıları onu tavsiye ediyor ama biz gerekli görmüyoruz. Çok da tavsiye etmiyorum. Alttan giriş soldan veya sağdan fark etmez. Alttan girip tam tersinden alttan çıkması. Bunu sebebi de neden tavsiye etmemin sebebi de önce sıcak su alttan giriyor ve alttan devam ederek tekrar alt kısımdan çıktığından dolayı çok yukarılara üst kısımlara sıcak su çıkamaz. Ilık bir su çıkar. Bu da yakıt tüketimi ciddi artırır. %15, %25 gibi. Peteğin sadece burada alt kısmı ısınır, üst kısmı ısınmaz. Bunu isterseniz yapay zekada petek bağlantıları hakkında görsel olarak sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bağlantı şekilleri sizlere faydalı olmuştur. Bağlantı şekilleri mühendislik kitaplarından veyahut da yapay zekadan sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuz peteklerimizi veyahut da kombimizi her yıl temizlememiz gerekiyor mu? Hangi aralıklarla temizlememiz gerekiyor? Bunu da uygulama olarak sizlere göstereceğim. Yani peteğimizin bakarak temizlenip temizlenmeyeceğini anlamamız gerekiyor. Boş boşuna paramızı kaptırmayalım. Ve sürekli petek temizliklerinin zararlarından bahsedeceğim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sizlerin de farklı tavsiyeniz varsa, deneyimleriniz varsa bunları videonun altına yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bir sonraki petek temizleme videosunda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.